bin ulaşım halka arz oluyor biliyorsunuz. Sermayesi 600 milyon TL olan bir şirket ve dönem net karına baktığımızda 442 bin TL arkadaşlar. Şirketin %15'i halka arz olacak. Bu %15'lik kısmı 1,5 milyar TL'den halka arz olacak. Yani şirketin kasasına 1,5 milyar TL girecek. Burada hesapladığımızda, %100 hesapladığımızda 10 milyar TL'ye yakın bir değere ulaşmış oluyor şirketin değeri. Ve buradaki 1,5 milyar TL şirketin öz kaynağının 2,5 katı para 2 günde toplamış olacak şirket. Hani yatırım yapılımı olarak baktığımızda aslında bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü şirketin değerinin çok üzerinde bir değer oluyor. Ve FK'sına baktığımızda 296 arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı 296. Yani şirket elde ettiği kar her yıl bu şekilde kar elde etmeye devam ederse değerini 296 yılda çıkartıyor. Bu da baktığımızda çok ciddi bir rakam, çok kötü bir oran diyebiliriz açık açık. İşte burada piyasa değeri dönem net karının 23 bin katı. Baktığımızda dediğim gibi çok yüksek fiyata halka arz oluyor. O yüzden yatırımcının, yani şimdi burada hani yatırım tavsiyesi değildir tabii ki, ama baktığımızda hani ilk başta belki tavan falan yapar, satıp çıkartabilirsiniz bilmiyorum, ama uzun vadeli olarak düşündüğümüzde bana mantıklı bir yatırım olarak gelmiyor. Çünkü şirket piyasa değerinin çok üzerinde halka arz oluyor ve bu yüzden yatırımcısını üzeceğini düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Buradan gelecek paranın %30'uyla borç ödemesi yapılacaklar. Katılım endeksine de uygun helal eden konusunda düşünen insanlar için. Bu şekilde faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.